Herkese kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Şu an arkadaki dağınıklıktan bence anladınız ne yapacağımızı ki zaten başlıktan da anladınız ama bugün sizinle birlikte dolabı toplayacağız. Aslında nereden bakarsanız bakın odayı toplayacağız. Çünkü şu an bir makyaj eşyalarına da baktığımda toz içinde kaldıklarını görüyorum. Birazcık utanarak bunları söylüyorum ama şu iki haftadır vizelerden dolayı hiçbir şey yapamadık. Yani böyle giyiniyoruz, giyindiklerimizi tıkıyoruz, öyle bir moddaydık. Temizlenenler burada, giyinenler burada. Her şey birbirinin içinde. Bir de artık dolapta giymediklerimiz, çıkartmamız gerekenler var. O yüzden böyle birazcık ayıklamaya da girişeceğiz ama çok fazla bir ayıklama çıkacağını zannetmiyorum. Şöyle bir handikap da var. Şu üst katı normalde eskiden kullanmıyorduk. Daha çok annem kullanıyordu ama artık orayı da bize verdi. Ben oraya ayakkabı kutularımızı sığdıracağım. Ayakkabılarımızı biz hala kutuların içine takıyoruz. Daha doğrusu ben saklıyorum çünkü ben bir ayakkabı manyağıyım. Bir sürü ayakkabım var. O yüzden şimdiden burada bunu söylemek istiyorum. Hani bunu asla şey olarak söylemiyorum. Biliyorum bir sürü ayakkabı var. Bence bu çok müsrif bir hamle. Ama en sevdiğim şey ayakkabı ve ayakkabım olmasını çok seviyorum. Ayakkabılarda da böyle yazlık kışlık ayrımı yapacağım. Yazlıkları dışarıda bir hobi şey var. Neden oran? Ayakkabılık var. Onun en üstüne koyacağım. Asla almayacağım, kullanmayacağım kısma koyacağım. Çok yazlık olanları. Bir de kışlığın giyebileceklerimi ayıracağım. Hiç giymediklerimi, satabilecek olanlarını da, iyi durumda olanları da ayıklayacağım. Böyle bir ayıklama günü aslında bugün. Tam bir pazar videosu anlayacağız. Bugün herkes evde. O yüzden ses konusunda şimdiden özür diliyorum. Bakalım bir sürü şey var. Hadi başlayalım. Bu arada unutmadan hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve kanalımdaki diğer videolardan haberdar olmak için zil tuşuna tıklamayı lütfen unutmayın. Bu sözü uzun zamandır söylemiyordum. Hadi videoya geçelim. Öncelikle burayı göstereyim. Burası bizim bütün bakım eşyalarımızın olduğu alan. Buradan neredeyse hiç kullanmadığımız bir şey yok. Gerçekten hepsini kullanıyoruz. Bitmesine yakın olanlar var. Şu arkadaş gibi. Böyle bekletiyoruz artık bunu. Onun hemen şöyle altında ufak bir alanımız var. Bu alan niye bu halde? İnanın hiçbir fikrim yok. Okuduğum kitap, ders notlarım vesaireler var burada. Burada kutular var. Bu kutuları kaldıracağım buradan. Şurayı da toparlamamız lazım. Çünkü burada da ayakkabı kutuları var. Her yerde bir şeyler var. Asıl rezil durumda olan kısma dönüyoruz şimdi. Burası. Yani şunun üstü dahi rezil durumda gördüğünüz üzere. Burada kutuları koydum ama iğrenç bir halde. Şu bu halde. Bunun şeyi çıktı. Kenarı çıktı ve ben bunu takmadığım için bu düştü. Burada yeni aldığım en son Instagram'da Reels'ını paylaştığım pantolonlar var. Şu alan çok kötü. Zaten bu gardırobun kapağı şey oldu. Şuradan çıktı. O yüzden bunu tekrar takmak için komple çıkaracağım. Burada da ayakkabı kutuları, fön makinesi vesaire var. Burası zaten rezil durumda. Çünkü burası bizim aslında pantolon kısmımız. Ama gördüğünüz üzere her şey burada. Çanta bölümü. En altta da böyle gereksiz eşya bölümü ama orayı halledeceğiz şimdi. Asıl rezil olan nokta ise bu sandalyenin üstü. Bu bilgisayar sandalyesi. Bakın havlum bile burada. Bunları gösterirken gerçekten utanıyorum aslında. Bakın şurada kuru yemiş bile var. Kurca. Yani hepsi yenilip kenara konmuş şeyler. O yüzden bu odayı baştan aşağı temizleyeceğiz. Önce şimdi ilk aşama olarak kapının bir tanesini söktüm ve şuraya koydum. Şimdi buradaki bütün kutuları yere indirip hepsinin içindekilere bakacağım. Giyip giymediklerimi ayıklayacağım. Ki inanın çoğunu giyiyorum. Yazlık olanları arka taraftaki işte ayakkabılar koyacağım. Kışlık olanları öne alacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Çocuk maskem. Bir kutu var bende. Emektar. Gerçekten emektar. Yıllardır bunu kullanıyoruz ve çok mutluyuz bununla. Ya bu ayakkabıları inanılmaz seviyorum. Ama inanılmaz rahatsızlar. O yüzden sanırım bunları satacağım. O yüzden kenara. Tabii ki de Skechers'lerim. Bunlar inanılmaz emektarlar. Yani bunun 5
senesi falan var. En az 5 bu arada. Bakın asıl bu Nike. Şu Nike'ım. Bu benim kendi paramla aldığım ilk Nike'ımdı. Ve inanılmaz uygun. 130 mu 120 liraya mı ne almıştım. Ve hala giyiyorum. Şu an arkası şöyle gidik. Ama şu an giydiğim siyah spor ayakkabılarımın, yani sporda giydiğim siyah spor ayakkabılarım gitmek üzere. Onlar gittiğinde de bunları kullanacağım. Sonra artık bunlar da gittiğinde kendime Skechers'larımı kullanırım herhalde. Yani böyle böyle eskileri tamamen elimden eritmeye çalışıyorum. Şimdi ben diğer taraftaki kışlıkları getireyim. Dönüştürelim. Bir bakalım hangileri hangilerine. Şimdi hazırsak kutuları koymaya başlıyorum. Bu benim Trendyol Mila'dan aldığım ilk Converse'ler. Böyle bir hale geldi, anlamadım. En büyük kutu kaldı. Ah, yukarıda da var. Şimdi burada benim iki tane topukluğum var. Biri bu vintage annemin topukları. Bunları çok seviyorum. Bir bu siyahlarım var ama giyemiyorum. Çünkü aynı ayaklar. O yüzden bunlar bana elveda diyor bugün. Beyazı ve kahverengi koydum. O yüzden bu yukarı. Böylelikle burası bitiyor. Ama buraya bir iki şey daha koyabilirim gibi geliyor. O yüzden çok emin değilim. Şimdi buraya girişmeden önce asıl bu tarafa döneceğiz. Çünkü burası pantolonların olduğu kısım. Buradaki pantolonları da ayıklayacağım önce tabii. Şuradaki pantolonları da ayıklayacağım. O yüzden sizi bir geniş açıya alalım. Şimdi çamaşır sepetini aldım. Buraya şeyleri koyacağım. Vermek istediklerimi. Şuraya böyle atıyorum hepsini. Böylelikle bu sepetin içini dolduracağım. Bunu da annemlerin odasına götüreceğim çünkü uzun bir parke bu. Böyle ufak uygun fiyatlı şeyler alıyorum. Eğer beni Instagram'dan takip ederseniz muhakkak böyle şeylerle karşılaşırsınız. Bunu şimdi kapının arkasına koyayım. Biliyorum burası düzensiz gibi duruyor ama aslında %100 düzenli. Çünkü burası tamamen çanta, şapka. Şuraya çoraplar girecek. Sadece bunu toparlayacağım. Kemerler var. Şu en altta kışlık, yani teyzemin ördüğü ve anneannemin ördüğü hırkalarım var. Bu beyaz eşortman takımım ve anılarım. Anı kutularımı asla vazgeçmem. Çok severim hepsini. Şu altı boşalttım. Belki bu altı bir şey bulurum. Ama şimdi asıl bomba. Burası. Ben toz alerjisi olan ben ölmemek için milim anım kaldı. Burada aslında yapabileceğim hiçbir şey yok. Sadece mesela atıyorum şu benim uzun parkem. Şey yağmurluğum. Bunu annemlerin tarafına götüreceğim çünkü onların dolabı daha uzun. O yüzden o tarafa gitmeli.
Bence asıl en önemli noktaya geldik şurada. Sepeti görüyorsunuz. Burası bütün kazaklarımızın olduğu alan. Bir de şu ara var. Bu arada eteklerimiz var. Bu alan aslında bozuk. Evet. Burada uzun eteklerimiz ve bluz tarzı böyle ince kışın da giydiğimiz içine kazaklarla falan giydiğimiz tişörtlerimiz vardı normalde. Burada benim spor üstlerim vardı. Öyle farklı da şeyler vardı. En arka tarafında bunun hem iç çamaşırları hem atletler hem de kısa etekler var. O kısa etek kısmında çok bir bozulma yok. O yüzden kısa etek kısmını ufak bir derleyip sonra devam edeceğiz. Hadi anlatmak istiyorum. Burası tamamen ayakkabı rafı oldu. Bu konuyla ilgili kesin linç yiyeceğim ama dediğim gibi bu bir hastalık gibi. Burası tamamen kazaklarımızın olduğu bölüm. Şurada gördüğünüz yer benim spor eşyalarım. Onun bir arkasına kısa eteklerimiz ve burada iç çamaşırlarımız var. Şurada pijamalarımız yer alıyor. Çok kirli de şu an. Burası ceketlerin, gömleklerin, süveterlerin olduğu kısım. Ve tabii ki pantolonlarımız. Bu arada bu dolabı ben tek başıma kullanmıyorum. Bu dolap iki kişilik yani. Lütfen öyle bakın duruma. Burada çantalarım çok düzenli durmuyorlar. Farkındayım ama benim için çok düzenliler. Şapkalarım ve en arkada sırt çantam var. Şurada kalın eşyalar. İşte beyaz eşortmanım, lila eşortman, anı kutuları vesaire var. Anlayacağınız dolap bitti. Ama şu an buranın halini bir görmek ister misiniz? Yani aslında sadece dolap bitti. Şimdi hızlı bir şekilde şuraya girişmem lazım. Çünkü burada taytlarım, işte çıkarttıklarım, kışlıklar olmayan ama yazlık, ya kışlıkların içinde olan yazlıklar, çöpe gidecek kartonlar, her şey var şu an. Hızlıysanız mı? Evet, hızlıysanız birazcık. Burayı toparlıyoruz. Sonra son aşama şuraya giriyoruz. Zaten şimdi asıl büyük olay olan buraya geçiyoruz. Akşam oldu ve ben çok yoruldum. Ama tozunu alsam dahi bugün için burası yeterli. Sonra hızlıca odayı süpürüp bitiriyorum. Hızlıysak başlıyoruz. Niye sürekli hızlıysak başlıyoruz diyorum? Çünkü hızlı olmamız gerekiyor. Hello, geri geldim. Kameramın şarjı bittiği için sizlere veda etmek zorunda kaldım o an hızlı bir şekilde. Şimdi buraları komple topladım, düzenledim.
Zaten dolabı gördünüz. Dolapta derli toplu bir şekilde duruyor artık. O zaman videonun sonuna gelmiş bulmaktayız. Sadece şu kısım, yani şu bilgisayar kısmını toparlayamadım. Orada zaten benim ödevlerim, işte mesela yarın vereceğim kitap gibi böyle alanlar var. Onları da yarın toparlayacağım. Artık ben gidiyorum, duşa giriyorum. Çünkü bu kadar temizliğin üstüne kendi temizliğime de, tırnaklarıma da bir bakmam gerekiyor. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı gelsin isterseniz. Beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve gelecek diğer videolardan haberdar olmak için bugün video içerisinde bahsettiğim gibi, eğer bahsetmediğim kısım, yani bahsettiğim kısımları koymadıysam bile yaza doğru böyle tamamen odayı değiştireceğimiz bir video gelecek. O yüzden şimdiden bence abone olup zil tuşuna tıklamayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.